Son periyottan herkese iyi geceler. Ben Efe Yamanlar. Özer Çelik Süngü ile birlikte NBA'in gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Özer hoş geldin. Hoş buldum efendim. Tabii NBA'de gündem devam ediyor ve oldukça fazla konuda birikti. Çok iyi gidenler var, yere çakılanlar var, sakatlananlar var. Hepsini konuşacağız. Dilersen şöyle ligin genel bir değerlendirmesiyle başlayalım ve Doğu diyelim. Doğu'da tabii inanılmaz giden bir Milwaukee Bucks var. 16 maçları üst üste kazanıyorlar. Ama onlara ayrıca değineceğimiz için burada geçiyorum. Ben sana topu atmadan önce şöyle New York'un 7 maçlık galibiyet serisinden mi bahsedebiliriz? Evet, New York Josh Hart takısıyla beraber kaybetmeyi unuttu. Gerçekten Josh Hart takıma inanılmaz bir şahsiyet getirdi. Tom Thibodeau'nun çok sevdiği türden bir, yani takımına katmak istediği türden karaktere bürünmüş bir oyuncu getirdi. Aynı zamanda biliyorsun Jalen Brunson'la beraber Villanova dönemlerinden de takım arkadaşlar. O ikisinin bir arada olduğunda getirdiği sinerji, Josh Hart'ın o dövüşçü karakteri Knicks'te yaratılmak istenen havaya çok oturdu. Ve gerçekten de çok ihtiyaçları olan bir profil getirdi. Aynı zamanda Knicks'in onu ne karşılığında aldığını düşünürsek aslında Efe çok da iyi oldu. Çünkü Cam Reddish'i vererek aldılar. Evet. Ve Cam Reddish aslında Knicks rotasyonunda yoktu. O yüzden aslında oynamayan bir oyuncuyu çok değerli bir rol oyuncusu için değiştirmiş oldular. Bu zaten otomatikman bir takımı yükselten bir şey. Tabii Josh Hart'ı, yani bu 7 galibiyetlik serisini sadece Josh Hart üzerinden okumamak lazım. Hı-hı. Her ne kadar kendisi benim ligde en sempatik bulduğum oyunculardan biri olsa da bu dönemde aynı zamanda Jalen Brunson da Julius Randle ikilisi de inanılmaz oynuyorlar. Bütün bunların bir araya gelmesi ve bence Josh Hart gibi bir hani süperstar rol oyuncusunun eklenmesi, yani kendi rolünde bir süperstar olan bir oyuncunun o takıma eklenmesi otomatikman Knicks'i çok hızlı bir ivmeyle yükseltti. Onlar da tabii gittikçe ilk dörde yaklaşıyor. Doğu'da iyi giden takımların arasında her zaman olduğu gibi tabii Boston Celtics de var. Onlar da son 10 maçta 8 galibiyet aldılar. Böyle bir bocalar gibi oldu. Sanki böyle bir ayakları takıldı ama devam ettiler. Evet, ya Jason Tatum Şubat ayını biraz zorlanarak geçirdi aslında Efe. Yani evet. Son 20 günlük dönemde Jason Tatum'dan hiç görmediğimiz kadar birkaç kötü performans arka arkaya gördük. 3 tane maçı hemen hemen kötü oynadı diyebiliriz. Özellikle bu son Knicks maçında yine çok soğuktu ama o da Mart ayının girişinde Cleveland maçıyla yeniden kendini buldu gibi gözüküyor. Ya Boston'ın burada Boston'a takıldı demekten öte Milwaukee uçuyor gibi bakmak gerekiyor aslında. Hani çünkü Boston'ın New York'a kaybetmesini Madison Square Garden'da bekleyebilirsiniz. Tabii o gün Boston hani spektaküler bir üçlük başarısızlığına imza attı. Hani 42'de 9'da oynadılar. Bundan bir önceki New York'u ziyaret ettiklerinde Madison Square Garden'da franchise rekorunu kırmışlardı. Tamam. 51'de 27 üçlük sokmuşlardı. Ve bu Boston Celtics franchise tarihinin rekoruydu. O maçta tabii Jaylen Brown'un olmaması, kötü üçlük performansı derken potaya gitmekte zorlanan bir Boston Celtics gördük. Çünkü takımın en çok dikini oynayan oyuncusu Jaylen Brown'du. O da sakattı. Bu otomatikman daha az potaya giden ve kötü şut atan bir takıma dönüştürmüştü Boston'ı. Şimdi sana iki takım daha sorup Batı'ya geçeceğim. Bir kere Brooklyn kötü gidiyor. 4 maçlık bir mağlubiyet serisine yakalandılar. Son 10 maçta da 8 maçı kaybettiler. Bir Brooklyn'e bakalım, bir de Miami'ye bakalım. Galiba Miami bu sezon izlemekten en keyif almadığım takımlardan biri olabilir. Yani şöyle, ne olduklarını kendileri de bilmiyor olabilirler. Yani iyi bir takımlar mı, kötü bir takımlar mı, performans çok dağınık. Yani sürekli bir serilerden geçiyorlarmış gibi geliyor bana. Tabii yani rutin olmayınca herhalde çok da şey yapamıyoruz. Değerlendiremiyoruz. Evet, evet, kesinlikle. Miami'den başlayalım o zaman. Yani rutin kastım, rutinden tanımın çok doğru. Yani Miami'nin yazık ki sezon içinde belli sakatlıklarla boğuştu. Aynı zamanda rotasyonu da yer yer çok daraldı. Bunlarla birlikte Miami'nin pek fazla istikrar yakalayamadığını gördük. Kimlikten kastın aslında Efe, yani kimliksiz olmak Miami'nin kendi kimliği gibi bir şey aslında. Çünkü Miami her zaman bu kalemun dediğimiz hani birçok oyun formatını, birçok oyun temasını, şemasını iyi oynayabilmesiyle bilinen bir takım. Ama bu kendi içinde işte bir artı getirmekle beraber bir eksi de getiriyor. Çünkü birçok şeyi iyi yapıyorlar. Ama hiçbir şeyi de çok iyi yapmıyorlar ve bunun yarattığı takımda hani kimliksizlik hali de olabiliyor. Özellikle eğer bu takıma kimlik katmasını beklediğiniz karakterler yeterince performans sergilemiyorsa. Yani özellikle ben bu konuda Kyle Lowry'yi öne çıkartabilirim. Lowry bu sezon iyi değil. Bam Adebayo bence kariyer sezonunu geçiriyor. Onun hani radar altına atılmaması gerek. Tyler Hero da aynı şekilde, nitekim yine çok başarılı. Ama dediğimiz gibi yani Miami'yi Miami yapan özelliklerden yine de bu sezon biraz uzaklaştı diyebiliriz. Yine de Kevin Love eklemesi onlar adına bence
çok değerliydi. Orada onların acil bir yedek uzuna ihtiyacı vardı. Kevin Love onlara hem rebound kabiliyeti hem de oyunu açabilme getirecek biraz. Son zamanlarda tabii iyi şut atmıyor kendisi ama yine de işte Miami'nin şöyle bir yanı var. Yani bir şekilde kendini playoff attıktan sonra kimse bu takımla kolay kolay eşleşmek istemez. Ters geliyor. Yani ben şimdi biraz önce biraz salladım Miami'yi ama yine de şunu söylemek lazım. Çoğu takıma da ters gelen bir oyunları var. Çünkü evet, çok tahmin edilebilirlik bir takım değil. Yani mesela Jimmy Butler'ın sezon ortalamasına bakarsın, bir şeyler çıkarmaya evet, çalışırsın, maçın sonunda bir gelmişsin 45-60. Aynen öyle. Lowry'ye yani çok kötü diyorsun, karakter koyabilir. Tyler Hero bence çok böyle, o da rutin şut sokabilen bir isim değil. Ama o maçta size bir 7-3'lük gönderebilir yani. Tabii eli alışırsa mahveder. Yani bubble zamanı playoff'ta evet, Boston Celtics'e ne yaptığını ben ne yazık ki çok iyi hatırlıyorum. Hani ama onunla beraber tabii ki yani Jimmy Butler playoff'larda bambaşka bir şekilde oynuyor. Yani Bam Adebayo playoff'larda bazen hücum yönünde geriye adım atabiliyor atıyor. Evet. Attığı oluyor. Ama bu sezon bence onun da hücumda yakaladığı düzen, form artık playoff'lara geçebilir. O yüzden göreceğiz. Ya ben şöyle bir doğuya bakıyorum batıya geçmeden önce. Yani herhangi bir takım Boston'a ve Milwaukee'ye çarpmadığı sürece, ya çarpana kadar diyeyim, ya da her seriye eşit avantajlı çıkabilir. Evet. Yani gerçekten Boston ve Milwaukee şu an çok ayrıldılar. Ligin genelinden de bence biraz ayrıldılar. Ama onun dışında hem batıda hem doğuda hemen hemen herkes herkesle eşleşebilir gibi bir durum var. Dilersen batıya geçelim. O da tabii Denver 10 maçta 7 galibiyetle yoluna devam ediyor ve artık bence Batı'nın zirvesinde olacaklar. Birden girecekler gibi geliyor bana playoff'a. Bence de öyle Efe. Yani Batı'da ilk üçü hemen hemen, hatta belki ilk üçü de değil, hani 1-2 biraz koptu gibi görebiliriz orada Denver ve Memphis özelinde. Ama Memphis Steven Adams'ın sakatlığından beri aslında beklenenden daha fazla maç kaybediyor. Onlar da aslında 1-2 koptu derken 2-3 biraz birbirine yaklaştı. Onlar da aşağıya doğru yaklaştı. Hani Batı'da gerçekten düzenli olarak bir kaos hakim. Evet. Bu kaosa yakalanmayan tek takım Denver Nuggets oldu. Ya bunun da yegane sebebi Nikola Jokic. Çünkü Jokic gerçekten hani beklenenin çok ötesinde bir kondisyona sahip. Çok az sakatlanıyor, çok az maç kaçırıyor ve maç kaçırmaması ile beraber Nikola Jokic kötü maç oynamıyor. Yani Nikola Jokic'in ya çok iyi maçları var ya da iyi maçları var. Kötü maçı yok. Yani ben çoğu zaman Jokic'le ilgili MVP tartışması yaptığım zaman genelde öne attığım argüman bu oluyor. Yani Jokic her zaman inanılmaz zirveler yapmıyor olabiliyor. Yani işte Embiid gibi çıldırdığı maçlar daha sınırlı olabiliyor. Doncic gibi daha sınırlı olabiliyor. Ama Nikola Jokic'in kötü oynadığı maç olmuyor. Ben bunun MVP ödülü için de çok değerli bir barem olduğunu düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir istikrardan bahsediyoruz bu konuda. Ve Jokic düzenli olarak etrafındaki oyuncuları daha iyi yapıyor. Ve bu sayede de takımı Batı'nın lideri. Ya orada şöyle bir durum var. Nikola Jokic bence zaten kendi oyunu direkt triple-double'a yönelik. Yani Nikola Jokic, ben kağıdı doldurmaya çalıştığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Oyunu bu zaten. Yani kendi oyununu oynadığı sürece ve onun da derecesini tabii ara ara düşürüyor, yükseltiyor. Ama kötü hiç yapmıyor. Bu konuda hemfikiriz. Onu çok iyi yaptığında işte 40 sayılık bir triple-double geliyor mesela. Evet. Ama yani bu yine de mesela geçenlerde böyle bir yorum okudum da o yüzden bunu söylemeye ihtiyacı duydum. Yani sanki bunu kim söyledi şu an hatırlamıyorum da kağıdı doldurmaya oynuyor gibi bir bu minvalde bir açıklama yapılmış ya. Yani yok için kendi yetenekleri bu zaten. Evet. Yani onu kim dediyse densizlik yapmış. Biraz evet. Öyle söylemek gerekiyor. Ama gerçekten söylediğin gibi yani yok hiç bu işi zorlayarak yapmıyor. Yani yok, Nikola Jokic'in kesinlikle, yani Nikola Jokic basketbol çok akışı içerisinde oynayan bir oyuncu. Yani herhangi bir pozisyonu çok fazla zorlama özelinde olmuyor. Zorluyorsa da bu istatistik gerekliliğinden ötürü olmuyor. Kendisi bazen bazı pasları zorlayabiliyor. Ben yok için artık gerçekten bazen basketbol oynarken sıkıldığını ve hani ulan şu topu şuradan geçirebilir miyim gibi şeyler denediğini düşünüyorum. Ama onun dışında yani kendisine bir istatistik yaratmak için bir zorlama olduğunu düşünmüyorum. Nikola Jokic gerçekten oyunu çok akışında oynuyor ve bu yüzden de zaten Denver Nuggets genelde ligin en iyi hücumunda oluyor veya en iyi 3 hücumundan biri oluyor ve aşırı akıcı bir hücuma sahip oluyorlar. Şimdi senin söylediğin gibi Memphis biraz gerileyenlerden biri. Orada tabii Ja Morant'ın sağ dışı olayları da var. Yani doğrudur, yanlıştır, yalanlanır. En son bir olay oldu. Biz ateşleyici bir aletle gözüktü. En azından böyle iddia edildi. Ama yani bunun doğru veya yanlış olması önemli değil. Bu Ja Morant'ın kendi yakın çevresinden bence bir iki adım uzaklaşması gerekiyor. Bu biraz geçenlerde de biz seninle konuşmuştuk ya, yani
maalesef bu insanların başka bir hayata geçtiklerini kabul etmesi gerekiyor. Yani sen 200 milyon dolar kazanıyorsun ve artık başka bir hayat yaşıyorsun. Evet, kesinlikle Efe. Aslında çok doğru bir yere parmak bastın. Ya yani bu kadar, böyle bir noktaya gelip böyle bir seviyede olduktan sonra artık o amiyane tabirle kenar mahalle gangsterliğini yapamazsınız. Kesinlikle. Tutmaz. Bu tutmaz. Yani bu çok ikiyüzlü bir şey aslına bakarsan. Çok doğru söylüyorsun. Yani Ja Morant saha içinde izlemesi ne kadar çekici bir oyuncuysa saha dışında da aslında tahammül etmesi bana o kadar itici bir karakter olarak geliyor. Bu çok üzücü. Ve şuna da şerh düşmek istiyorum ben. Yani Ja Morant için ligin en parlak kariyerlerinden birine sahip olabilir gibi konuşuyoruz ki yetenek seti buna çok uygun. Basketbol karakteri buna çok uygun. Çünkü çok korkusuz bir oyuncu. Aynı zamanda takımına liderlik yapmaktan, o sorumluluğu almaktan da çekinen bir karakter değil. Ama bununla beraber biz birçok süperstarın, birçok yeteneğin sağ dışı hayatlarını kötü yönettiğinden ötürü erken bittiğini Tabii. gördük. Benim aklıma gelen en güzel örneklerden bir tanesi buna Gilbert Arenas. Kesinlikle ya. Bambaşka bir hikaye olabilirdi orada ama işte o da yani şöyle bir durum var. Tabii ki de insanlar sadece sporcular değil diye tüm insanlar geldikleri yerleri unutmaması güzel. Bu bence fena bir şey değildir. Yani Kesinlikle. İnsanın geçmişini bilmesi geleceğini de bir ışık tutar, yansıtır. Ama yani sen şimdi artık bambaşka bir hayata geçmişsin. 200 milyon dolara yakın para kazanıyorsun. Başarılısın. Nasıl yaparsın bunu? Yine güzel bir örnek LeBron James. Kesinlikle. Ohio, ya adamın her cümlesi Ohio. Evet. Ya kendi sloganı bu zaten. Ohio'lu bir çocuk. Ne yaparsın? Gidersin. Oraya okul açarsın. Bir şeyler yaparsın. Yani sosyal anlamda güzel bir şeyler yaparsın. Ya bu böyle sağ kenarında işte babası da Ja Morant'in sürekli hani mahalle bıçkını gibi. Ya bunlar bana çok sakildir geliyor gerçekten. Katılıyorum abi. Yani çok çok sahte. Yani kimse bunu ciddiye alabilecek bir şey değil. Hani bir laf vardır ya işte hani herkes ilk yumruğu yiyene kadar kendisini yenilmez sanar, işte kurşun geçirmez sanar gibi. Ben bunu gerçekten biraz sahte buluyorum. Hani en amiyane tabiriyle de işte ayak yapmayın kardeşime geliyor biraz olay. Ama evet, Ja Morant'in bu sağ dışı konuları çok uzamaya başladı ve farklı şekilde önümüze tekrar gelip duruyor. Yani şu anda NBA'in en parlak oyuncularından biri, en parlak kariyerlerinden birinden, yani kariyeri en parlak olabilecek isimlerden birinden bahsediyoruz. Ama şunun unutulmaması gerekiyor. Her şey çok hızlı değişebilir. Tabii hayat böyle bir şey. O zaman Ja Morant'ı bıraktık. Phoenix Suns dedik. Orada da Kevin Durant ilk kez sahaya çıktı ve 23 sayı da tamamladı. 23 sayı Kevin Durant için az gelebilir ama sakatlıktan yeni çıktığını belirtmek gerekir. Ve Kevin Durant'in gelmesiyle birlikte bir ismin çok 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 rahatladığını gördük. O da Devin Booker. Evet ya, Durant 23 sayı attı ama ter attı gibi bir şey oldu tabii. Abi. Gerçekten hani hiç zorlanmadı. Sahayı inanılmaz açtılar. Sahanın bu kadar açılması otomatikman Devin Booker'ın oyununu bambaşka bir seviyeye getirdi. Zaten Phoenix'in sürekli önümüze getireceği şey bu Efe. Yani bu kadar büyük iki skorerin aynı takımda olması ve bunun üzerine saha, yani NBA tarihinin en iyi top dağıtıcılarından birinin de bu takımda olması otomatikman hayal edilebilecek her şeyin ötesinde bir hücum bize getiriyor. Ya Phoenix bence burada yükselecek. Şimdi bakıyoruz mesela Lakers artık 11. sıraya kadar geldi ve Phoenix'le 4. sırayla 4 maç var arada. Evet. Yani tabii ki de Phoenix'e bence yetişmesi çok zor bir duruma geldi. Yani Lakers'ı şimdi hemen konuşacağız ama Batı inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Yani Batı'da play-in mücadelesi ve play-off mücadelesi bence son bir maç, iki maç kalaya kadar sürecek gibi geliyor. Kesinlikle. Belki son gece bile ihtimaller devam edebilir. Yani orası yaklaştıkça oradaki alev de gittikçe büyüyor. Dilersen genel konuşmayı bir kenara bırakalım. Çünkü Batı'da Dallas ve Clippers'ı diğer konularımızda konuşacağız. Evet. Lakers'a bir bakalım. LeBron James 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. 3 hafta sonra da durumu tekrardan değerlendirilecek. Yani Lakers için olabilecek en kötü senaryo. Hani bir de Davis sakatlanırsa tamam işte, yani kapat kepengi, çık ya dışarı. Bir de Davis kapanırsa abi sen herhalde artık hani podcast'in adını falan değiştirip başka bir şeye gidebilirsin. Hani çok büyük şanssızlık. Bir de hani biliyorsun tam olarak LeBron işte All-Star arası sonrası kariyerimin en önemli 25 maçına çıkıyorum dedi. Döndükten sonraki iki maçı da aslında çok iyi oynadı. İyi bir performans sergiledi. Üzerine bu sakatlığın gelmesi hakikaten hem LeBron James için hem de Lakers camiası için çok büyük talihsizlik. Yani sen tabii hep şunu konuşuyoruz. LeBron James oynadığı oyunla sanki 38 yaşında değilmiş, 20 yaşındaki biriymiş gibi oynuyor ama işte buralarda yaşı çok önemli oluyor. Çünkü bu hani medikal sorunlar, sağlık sorunları yaşla biraz doğru orantılı. Ya belki de LeBron'un ayağındaki o tendon
5 sene önce çok daha güçlüydü. Bunu bilemeyiz yani. Kesinlikle. Yani şöyle düşünsene, hani LeBron kariyerinde kaç bin dakika oynadı? O tendon 5 sezon önce kaç bin dakika az oynamıştı? Tabii. Yani biz inanılmaz bir performans görüyoruz ama hiçbir zaman LeBron James'in bu performansını garanti olarak da görmemeliyiz. Evet. Çünkü günün sonunda gerçekten hani 38 yaşında NBA tarihinin en fazla süre alan oyuncularından bir tanesi. 20 sezondur oynuyor. Yani o vücuttaki artık tendon, ligament ne varsa yani gerçekten şeydir. Oldukça yıpranmış durumdadır. Abi de 20 sene oynuyor. 20 sene boyunca takımının birinci oyuncusu. Evet ve çok fiziksel bir basketbol oynuyor. Onu da unutmamak lazım. Hani LeBron'un basketbol stili çok böyle kontaktan kaçan değil, tam tersi kontağa kafa atan direkt bir şekilde. Yani. Hani bu tür oyuncular zaten normalde hızlı yıpranırlar. Hani bu tarz oyuncu, yani böyle oyun tarzına sahip oyuncuların biz genelde 30 yaşlarına geldikten sonra kariyerlerinin hızlı düştüğünü görürüz. Tabii bu LeBron için geçerli değil. Ama mesela buna geçerli olacak bir örnek vermek gerekirse LeBron'un eski güzide takım arkadaşı Dwayne Wade bence buna güzel bir örnek. Russell Westbrook da öyle. Russell Westbrook kesinlikle inanılmaz bir erozyona uğradı. Çok doğru yani söylüyorsun. Yani Lakers'ın işi zor. Tabii maç grafiği de var. Arkadaşlarımız da onu ekrana getirecek. Bir şekilde de kazanıyorlar. Yani burada bu LeBron'un ilk 15 maçtaki kaçırdığı maç sayısıyla son 5 sezonda kaçırdığı maç sayısı. Yani ilk 15 sezonda 71 maç kaçırmış. Son 5 sezonda 100'den fazla maç kaçırmış. Yani bu da artık işte yaşlılığın gösterdiği bir durum. Ama onun dışında Lakers bir şekilde kazanıyor. Hatta geçen günlerde Anthony Davis de yoktu. Oklahoma City'yi mağlup ettiler. Tabii orada Shai'nin de olmaması çok büyük etkili. Ama önünde çok ciddi bir fikstür var. Yani ne yapacak bilmiyoruz. Evet ama ne olursa olsun ya o Oklahoma galibiyeti çok kritik bir galibiyeti. Zaten o galibiyet sayesinde 13'ten kendilerini 11'e kadar taşıyabildiler. Hem Oklahoma'yı yendiler, yani direkt bir rakiplerini yendiler. Hem de her halükarda çok ihtiyaç duydukları bir galibiyeti aldılar. Ve bunu LeBron ve Davis yokken almaları yine de Lakers'ın şahsiyetine dair önemli bir gösterge. Çünkü takaslardan sonra gerçekten Lakers ufak da olsa bir kimlik değişimine gitti. Evet. Aslında belki kimlik değişimi mi demek gerekir buna, ya da eski kimliğini bulmak mı, geri kazanmak mı denir, o da tartışılır tabii. Ya şimdi şöyle bir bakıyorum. Lakers'ın 19 maçı kaldı. Bu 19 maçın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi birebir play-in ve play-off rakipleriyle oynayacak. Yani bunların hepsini kazanmak zorunda bir kere. Onun dışında şöyle bakıyorum, yani arada bir Memphis var, Dallas var, yani Phoenix, Utah. İki tane Phoenix var, bir Clippers var. Hadi Clippers sonlara doğru, Phoenix de sonlara doğru belki işleri biterse dinlendirirler ama yani Lakers'ın içi hiç kolay değil ki. Kısa vadede New York da var orada. Üst üste de bu gece Minnesota ile pazar günü de Golden State'de oynayacak. Bu iki maç çok kritik. Evet, ben açıkçası Minnesota maçında mağlubiyet, Golden State'e galibiyet yazdım. Ama back to back olması tabii işleri çok değiştirebiliyor. Ne olursa olsun işte söylediğin gibi Memphis, Minnesota, Golden State çok fazla direkt rakibiyle oynayacak Lakers. Zor bir fikstürü var. Ve Phoenix ve Clippers'ın dinlendirme ihtimalinden bahsettin ama şunu unutmamak lazım. Yani sadece play-in yarışı değil, play-off'taki 3, tabii, 4, 5, 6 yarışı da birbirine çok yakın gidiyor. O yüzden bu takımların isteseler de oyuncularını dinlendirebilecek fırsatı bulmama ihtimalleri mevcut. Evet. Hele ki Clippers'ın ne kadar ritimden uzak olduğunu düşünürsek bence onlar sağlıklıysanız lütfen oynayına getirebilirler. Ama biliyorsun Clippers'ta bu hiçbir zaman garanti olmuyor. Yani şu anki durumda tabii LeBron'un durumu çok önemli. Bütün sezonun kaderini belirleyecek. 3 hafta sonra tekrar değerlendirilecek deniyor. Yani o tekrar değerlendirilmesi kötü bir durum. Oradan çünkü bir iki hafta daha çıkabilir. Belki artık tamam ya bu adam sezonu kapatacak da denebilir. Tamamen LeBron'un bu saatten sonraki sağlık durumuna eşit bir sezon devamı Lakers'ı bekliyor. Bakalım göreceğiz neler Peki, olacak. Peki sana bir şey sorayım. Tabii. LeBron yokken LeBron'un olmayacağı bir senaryoda Lakers'ın play'ine kalabileceğini düşünüyor musun? Kalabilir çünkü Batı çok korkunç durumda. Evet. Yani şöyle bir şey var. Mesela play'inde sadece son iki sıra ortak alana çıksa, yani kullanılabilir olsa derdim ki bu takım kalamaz. Ama şu an yani 10'dan 6'ya kadar her yere girebilirsin yani. Evet. Hatta yani onu uzatıp 13'ten 6'ya kadar da diyebiliriz. Ki 13'ten geldiler buraya. Evet. Yani o yüzden play-in'e kalma şansı var. LeBron'suz da var. Ama yani yine de çok tabii ihtimal çok düşüyor. Evet kesinlikle. Bir de tabii şunu da düşünmek lazım. Play-in'e kaldı, play-in'i kazandı.
Play'inden çıktığında oynayacağı muhtemel takımlardan ya Denver'la oynayacaklar ya da Phoenix'le oynayacaklar. LeBron'suz paramparça. Evet, yani LeBron'lu olsalar bile işleri çok zor olur. Ben o yüzden şöyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum Efe. Hani playoff'a kadar LeBron'u saklayalım, biz play'inden de girsek kabul olacağını düşünmüyorum. Yok. Bence Lakers'ın da muhakkak aklında bir şekilde Phoenix veya Denver, o yani onlardan kaçma niyeti var. Abi şöyle bir durum var. 3 hafta çok ciddi bir süre ki Lakers orada bayağı bir maç oynuyor. Galiba evet, sen söylemiştin. Nereden baksan 13 maç oynuyor. 13 maç oynuyor. 13 maçta da aslında tablo 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkar. Lakers baktığı play'ine yaklaşıyor. LeBron artık biraz fedakarlık yapıp işin içine girer. Baktı bu 13 maçta bir facia oldu. Lakers iyice kopuyor. Evet. Artık bu sezonu da kapatır gibi geliyor ya bana. Bence Lakers'ın bu 13-14 maçlık düzeni yani %50'de geçirebilmesi gerekiyor. Yani 13 yok, maçı evet, en kötü ihtimalle 6 galibiyet 7 mağlubiyet gibi bitirmesi gerekiyor. Çünkü hani 6-7 insanların ne diyorsun diyebilir ama yani bu 13 maçta Minnesota, Golden State, Memphis, New Orleans, Dallas, Phoenix, Oklahoma var. Hani Oklahoma'da Shai Gilgeous'un da döneceğini varsayarsak hani orası da tehlikeli bir takım tehlikeli olacak. Tabii. Hani gerçekten yani Lakers'ın şanssız yani sakatlık üzerine bir şanssızlık daha da gerçekten yani direkt rakipleriyle oynuyor olmaları. Yani bu konuda son söyleyeceğim şey, dilerim ki 2013 sezonuna benzemez. Oradan ya yani korkunç bir faciayla çıkılmıştı. Evet. Burada da o faciaya yaşamayız. Şimdi Lakers'tan kötü haberleri verdik. Bir de Doğu'nun ve NBA'in artık uçan takımına gelelim. Milwaukee Bucks 16 maçtır kazanıyorlar. Yannis çok iyi durumda. Bence Jrue Holiday inanılmaz oynuyor. Chris Middleton da bir yerlerde kayboldu. Bulacağız inşallah gibi bir durum var yani. Efe, kesinlikle katılıyorum söylediğine. Yani aslında bunu bu söylerken ligin geri kalanı için ne kadar korku verici bir haber. Yani Yannis Antetokounmpo maç kaçırdı. Chris Middleton hala eski formunu bulamadı ve Milwaukee Bucks buna rağmen kaybetmiyor. Bu takım kesinlikle lazım. Bu takım 16 maçtır üst üste kazanıyor ve bu takım hala zirve performansında değil. Evet. Bu takıma hala yani eski formunu yakalayabilecek bir Chris Middleton eklemesi olacak. Yani gerçekten ligin geri kalanı için çok düşündürücü bir tablo. Yani bak şimdi bakıyorum mesela, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Milwaukee normal sezonlarda bence Denver'la birlikte son birkaç sezondur en playoff'a hazır takım olarak geliyorlar. Ha, sonra playoff'ta eleniyorlar, şampiyon oluyorlar, bilemem. Milwaukee bir kere oldu ama genelde de elendiler bu çekirdekle. Playoff başka bir şey. 7 maçlık herkesin birbirine özel seriler hazırladığı bir tabii durum. Ama normal sezon için konuşursak Milwaukee o kadar net bir şekilde basketbol oynuyor ki yani. Bu gece çıkıyorlar ve bizim bir planımız var. İşte şöyle bir savunma yapacağız. Bunları yapacağız. İşte yani bu bir oyun şablonları var. İşte Yannis'i alıyorsun, takım ilerlemeye devam ediyor. Sadece şöyle bir durum var. Bu sezon ekstra olarak bence Yannis'in falan olmadığı maçlarda Holiday evet, çok ekstra oynadı. Gerçekten öyle. Yani Jrue Holiday bence de Yannis yokken gemiyi su üstünde tutmayı bırak. Hı-hı. Hani gemiyi gerçekten i̇lerletti taşıdı, yani ilerletti. Onunla beraber Bobby Portis bench'ten harika bir sezon geçiriyor. Kesinlikle. Brook Lopez benim hala yılın savunmacısı adaylarımdan bir tanesi. Hı-hı. Yani kariyer sezonlarından bir tanesini geçiriyor. O yüzden de evet, söylediğin gibi Milwaukee sakatlıklarına rağmen şu anda Doğu'nun zirvesine yerleşmeyi başardı. Ben Milwaukee'nin normal sezon başarısını biraz şuna bağlıyorum. Milwaukee ligin fizik kalitesi en yüksek takımlarından bir tanesi. Ve NBA'de normal sezonda her zaman takımların yoğunlukla oynadığını görmeyiz. Bu yüzden de otomatikman fizik kalitesi yüksek bir takımsanız ve Giannis Antetokounmpo gibi her maçı hırsla oynayan bir lideriniz varsa siz zaten yani normal sezonda iyi bir takım olmayı garantilemiş oluyorsunuz. Ha, bir de şöyle bir durum var. Yani son işte 4 sezondur ya Yannis ya Jokic oluyor MVP. Bu sezon bakıyorsun yani yine 1-2'ye Jokic Yannis yazsan kimse niye yazıyorsun diyemez. Kesinlikle. Herhalde anladığımız kadarıyla. Yani adam üst üste 16 maç kazanmış takımı. Uçuyor gidiyor. Tabii ki de kendi performansı da inanılmaz. Demek ki bu takımların normal sezon için ne kadar uygun olduğunu da buradan görüyoruz. Ama tabii önemli olan playoff. Evet ya, şunu da eklemek lazım. Bu 16 maçta Milwaukee Bucks'ın yani 23 Ocak'tan beri net ratingi 11.6. Yani takım rakiplerine 11 sayı neredeyse fark atıyorlar maç başına. Bu inanılmaz bir barem yani. 16 maçlık bir seride bunun olduğunu düşünürsek. Aynı şekilde 123.7 sayı ortalamayla oynuyorlar bu 16 maçlık seride. Yine acayip bir hücum var. Çok kuvvetli bir savunma var. Bununla beraber takas döneminde Jay Crowder gibi o takıma çok iyi uyabilecek
iyi bir rol oyuncusu kattılar. İyi bir parça kattılar. Her ne kadar Phoenix'te sezonu oynamadan geçirmiş olsa da Jay Crowder'ın 3 aşağı 5 yukarı ne verebileceğini biliyoruz. Yani o oyuncunun etibudu belli olan bir oyuncu. Bununla beraber şöyle ilginç bir istatistik paylaşmak istiyorum. Mike Budenholzer kariyerinde 3. kez 15 maç veya üzeri bir galibiyet serisine ulaştı. Bunu da NBA'de en çok yapan 2. koç oldu. Birincisi 5 kez bu seriyi, yani 15 ve üzeri maç serisi yakalayan koç efsanevi Red Auerbach'tı. Mike Budenholzer da bunu 3. kez başararak Mike D'Antoni ve Phil Jackson'a katılmış oldu. Ben bu istatistiği bilmiyordum. Sen şimdi söyleyince aklıma geldi ama birinciyi söylemeden önce aklıma iki koç gelmişti. Biri Phil Jackson, evet. Diğeri de tabii Greg Popovich. Yani San Antonio'nun o hanedanlıkta 20 senede bir daha fazla yapmasını bekliyordum. Şaşırttı beni. Evet, San Antonio'nun aslında ben de şaşırdım şimdi sen söyleyince düşünüyorum. Popovich hocam, ya az maç kaybederlerdi ama demek ki her zaman da seri yapmıyorlarmış. Onlar yine böyle her zaman işi tadında yapmayı seviyorlar ya, bunda bile hani 15 fazla, evet. Biz 10'da keselim gibi bir şey olmuş. Şımarıklığa gerek yok demiştir Popovich. Evet, şimdi takımlardan devam edelim. Dallas, dün gece Kyrie Irving ve Luka Doncic 40'ar sayı attı ama çok iyi gitmediklerini de söyleyebiliriz. Yani onlar da bayağı bir düşüşe geçtiler. Ben şöyle topu sana atmadan önce sadece şunu söyleyeceğim. İşte Luka Doncic ve Kyrie Irving 40'ar sayı atar kazanırlar, başarılı olurlar. Ya evet. Da çok iyi bir şut performansı gösterirler. Ama gerçekten bence onun dışında hiçbir şeyleri yok. Katılıyorum efendim. Katılıyorum. Yani Dallas'ın şu an oynadığı oyun metodu çok hata kaldırmayan bir oyun metodu. Hani eğer basketbolda şampiyonluk için oynayacaksanız, en zirveye oynuyorsanız kazanma aralığınızın geniş olmasını istersiniz. Hı-hı. Ya Dallas'ı ben kazanma aralığı geniş bir takım olarak görmüyorum. Bundan da kastım şu. Dallas'ın bir şeyleri kazanabilmesi için yaptığı şeyleri mükemmel seviyede yapması kesinlikle gerekiyor. Mükemmelin biraz altına düştükleri anda kötü bir takım oluyorlar. Biz genelde şampiyonluk adayı olan takımların öyle ya da böyle mükemmel basketbollarını oynamadıklarında bile birçok takıma, hatta iyi takımları dize getirebilecek performanslar bulmasını, evet, bulduğunu biliyoruz. Dallas şu an bundan çok uzak. Söylediğin gibi Kyrie ve Doncic 40'ar sayı atarsa maç kazanıyorlar. %50 ile %40 ile üçlük atarsa maç kazanıyorlar. Ama Kyrie ile Doncic'in ikisinin de 30 attığı bir maçı kazanamayabiliyorlar. Kazanamayabiliyorlar. Yani bu aslında işte Dallas'ın ne kadar elinin limitli bir halde olduğunu, kazanma aralığının ne kadar dar olduğunu bizlere gösteriyor. Biliyorsun Lakers maçında ilk yarı hücumda inanılmaz bir performans vardı ve 27 sayılık bir farka kadar çıktı maç. Ardından Dallas o maçı kaybetti. Çünkü Lakers aşırı bir basketbol oynamadı aslında orada. Tabii Jared Vanderbilt bence mükemmel bir oyun oynadı o gün. Ama işte yani diğer, çok özür dilerim lafını keseyim. Diğer takımın 3. oyuncusunun, 4. oyuncusunun yaptığı bir seriye cevap veremiyorlar. Kesinlikle. Çünkü Dallas'ta hücum %1 bile geriledikten sonra takım otomatikman vasat hale geliyor. Hı hı. Bu çok riskli bir kumar. Yani Kyrie Irving işte zaten böyle bir kumardı. Ben bu işi şöyle görüyorum. Hani böyle arabadan bir lastik çıkardılar. Onun yerine bir çeşit nitro koydular. Hani evet. O yanarsa araba hızlı gidebilir ama o teklediği anda senin 3 tekerli bir araban var ve çok dengesiz, saçma bir halde olacaksın. Yani bu gerçekten tehlikeli bir kumar ve biz bunu aslında teşekkür ederim. Philadelphia maçında da gördük. Philadelphia maçında da yine 23 sayı kadar öne geçtiler. Philadelphia son periyotta 15-0'lık bir seri yakaladı. O maç yine kafa kafaya bitti. Ki şimdi işte o performansı getiriyoruz. Doncic 42 attı, Kyrie 40 attı. Tarihi bir performans diyoruz. Mavericks tarihinde aynı maçta 40 sayı ve üzeri atan ilk takım arkadaşı oldular. Yani bunlar inanılmaz baremler. Ama günün sonunda işte söylediğimiz gibi yani bu hücum ne olursa olsun at ata kalabiliyor. Ve öyle olduktan sonra o şutlar girmeyince de savunmada çok kötüler. Yani savunmada kimseyi durduramıyorlar. Kimseyi kesinlikle durdurabilecek bir güce de sahip değiller. Ya çok iyi seri yapıyorlar. Gerçekten işte Lakers'a bir anda farkı işte 27'lere kadar getirdiler. Ama aynı şekilde de seri yiyorlar. Evet. Şimdi bunun en pik örneğini tabii biz uzun yıllardır izliyoruz. Yani Golden State inanılmaz, evet, seri yapar. Ama iyi savunma yaptığı için ona karşı gelecek cevabı da keser. Şimdi sen söylerken aklıma geldi. Mesela büyük takım olmak gerçekten bir şekilde kazanmak ya. Evet. Ben çok net şunu söyleyebilirim. Boston Celtics Golden State'ten daha iyi bir takımdı. Katılıyorum. Ama Golden State bir şekilde kazandı. Yani ne yaptı etti, taktik işte bir şeyler çalıştılar. Boston'ın tüm o zaaflarının üzerine gittiler. Son artık yetenekleri neye getiriyorsa maksimuma çektiler ve kazandılar. Ama şimdi Dallas'ın böyle bir şey yapma şansı bana hiç varmış gibi gelmiyor. Ya Dallas işte gerçekten 50'şer falan atarlar, kaybederler.
Evet, kaybedebilirler çünkü savunamıyorlar. Yani aslında Golden State örneğin tarihi olarak çok doğru. Hı hı. Bu sezon üzerinde mesela Golden State de bunun bir benzerini yaşıyor. Biz çoğu kez Golden State'in başa baş giden maçlarda birden 15 sayı, 20 sayı geriye düştüğünü görebiliyoruz. Evet. Çünkü Golden State şu anda ligin en kötü savunma yapan takımlarından biri oluyor yani. Yani en çok faul yapan takımlarından biri oluyor aslında. Savunmaya geçelim. Yani rakibi durduramıyorlar. Rakibi sürekli faul çizgisine götürüyorlar. Ve bu da onların hücumda topların girmediği, özellikle Curry'nin yokluğundaki dönemlerde. Atıyorum Jordan Poole'la Clay'in biraz teklediği anda maçları kaybetmelerine sebep oluyor. Örneğin onların yine geçmişte oynadıkları Lakers maçı. Evet. Bence buna iyi bir örnek. Tabii bugün Clippers'a karşı tam tersini yaptılar. Üçüncü periyotta Jordan Poole gitti 22 sayı attı. Golden State Warriors o çeyreği 42-16 kazandı. Evet. Ve aslında orada da maçı kazandı. Ama işte olay aslında şuna geliyor. Yani çok iyi bir hücum takımıysanız vasat bir savunma olmayı kaldırabilirsiniz. Ama vasatın bile altında, yani berbat bir savunma takımıysanız, evet, bu sizi playoff'ta geldiğinde incitecek. Biz yine de şu şerhe düşmek gerekiyor tabii. Yani Luka Doncic bir playoff basketbolcusu. Playoff'un basketbol ortamı ona çok uyuyor. Ama yanında Kyrie Irving'le beraber ve bu savunma düzeninde veya savunma düzensizliğinde ne yapacakları büyük bir merak konusu. Mesela şöyle bir örnek vereyim sana. Bu sezon maç başına, yani pozisyon başına 7 kez topu sektirip şut atan, 8 defa şut atan 3 oyuncu var. Luka Doncic, Trae Young ve Ja Morant. Luka bunu maç başına 10 defa yapıyor. Hı-hı. Yani topu bu kadar elinde tutan bir oyuncu, yanında Kyrie Irving, hücumda ne yapabilecekleri bile playoff'ta da yani sıkışabilirler iyi bir savunma takımına karşı. Tabii. Ama rakipler onlara geldiklerinde savunmada Doncic'in üzerine gidebilirler. Onu hedeflerler. İkili oyunlara sokarlar, perdelerde kovalatırlar. Aynı şekilde Kyrie'nin de öyle. Çünkü Dorian Finney-Smith'i burada kaybetmesi Dallas'ın otomatikman her zaman savunmada rakibin en iyi hücumcusuna verdikleri oyuncuyu kaybetmeleri anlamına geliyor. Ve bu işte dediğim gibi sizin aralığınızı çok sınırlıyor. Bakalım, Dallas psikolojik olarak da ciddi bir savaş verecektir. Yani işler daha sıkıştığında, daha sert yerlere geldiğinde oldukça önemli bence mental anlamdaki güçleri. Bir batı bir doğu yapıyoruz. Doğuda Atlanta'ya gidelim. Quinn Snyder'in anlaşıldı. Nate McMillan'ın fişini çektiler ki bence zaten Trae Young'la ettiği kavgadan sonra çekmişlerdi. Yani evet. Çünkü NBA'de şu an çoğu kulüpte, çoğu takımda süperstarla kavga ederseniz Phil Jackson falan olmanız lazım kurtulmak için. Katılıyorum. Bence de yani şu an seninle saymaya çalışsak süperstarıyla anlaşamayıp takımının başında kaç hoca kalabilir diye 3'ü 5'i geçmez diye düşünüyorum. Çok az. Hemen aklıma şu anda Greg Popovich, Eric Spoelstra geldi. 3'e yazacak insan bile bulamadım yani. Öyle söyleyeyim sana. Gerçekten olmuyor. Yani Rick Carlisle Dallas Mavericks'i düşünün. Luka Doncic'le anlaşamadı ve Rick Carlisle bile gitti. Ki Rick Carlisle Dallas için ne kadar değerli bir hocaydı. Kesinlikle. Yani o yüzden çok doğru söylüyorsun. Bununla beraber Quinn Snyder'ın Atlanta'ya gelişi Atlanta adına iyi bir gelişme. Nate McMillan, hani senin de söylediğin gibi yani çok zaten artık kulübün içinde kalmamıştı. Evet. Onun sanki yaşam ünitesinde fişini çektiler gibi oldu hocanın. Ve yerine Quinn Snyder gibi hani boşta olmasına normalde çok şaşıracağınız. Yani kendisi boşta kalmak için boştaydı. Boşta duruyordu zaten. Öbür türlü %100 bir takımın alacağı bir hocayı getirdiler. Atlanta adına değerli bir ekleme. Ben Quinn Snyder'ın bu takımın nasıl bir dokunuşu olacağını doğrusu çok merak ediyorum Efe. Çünkü Atlanta'da yani birer teker teker baktığımızda değerli isimler var. Kesinlikle. Orada değerli oyuncular var ama bu ürün bir araya geldiğinde çok abuk subuk bir hal alıyor. Yani Trae Young, DeJounte Murray ikilisi benim gözümde çok tutmadı şu anda. Bence de. Ben yani, çok daha fazlasını evet, bekliyordum. Evet, istatistikler göz boyayıcı olabiliyor. Bazen ikisinin bir arada oynadığı güzel böyle dolgun maçlar olabiliyor ama yan yana işlemiyorlar. Yani DeAndre Hunter çok farklı bir oyuncuya dönüştü. Biz DeAndre Hunter'ı iki yönlü bir kanat olarak görürken DeAndre Hunter sadece hücumda top atıyor ve savunma yapmayan bir oyuncuya dönüştü. John Collins bence ligin en mahir uzunlarından, en mahir uzun forvet skorerlerinden bir tanesi. Bu takımda DeAndre Hunter'dan bile daha az top kullanıyor. DeJounte Murray'den de daha az top kullanıyor. Hatta yer yer yani ilk beşte en az top kullanan oyuncu evet. oluyor. Yani Collins gibi bir oyuncunun bu kadar az optimize edilmesi Collins'e değil bence koçu olan Nate McMillan'a yazacak bir şeydi. Şimdi Quinn Snyder dönemiyle beraber biliyorsun Quinn Snyder Utah'ta NBA hücumunu çözmüştü. NBA'in en değerli olan atışı, köşe üçlüğünü en çok bulan ve en çok isabete dönüştüren takımın hücum stratejisinin başındaydı. Atlanta'nın elindeki malzemeden ne çıkaracağını ben o yüzden çok merak ediyorum. Bakalım, bence Atlanta'nın da böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Belki de Trae Young'ın da böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Çünkü benim sezon boyunca çok daha fazla şeyler beklediğim bir takımdı Atlanta. Ama şu ana kadar bence öyle bir etki yaratamadılar. Dilersen de. Bir daha Batı diyelim ve burada, Clippers diyelim. Çok affedersin. Batı demeden önce ben Atlanta ve Quinn Snyder demişken bir tabii de şu tabii. topa girmek istiyorum. Acaba Erdemcan
Quinn Snyder'ın biliyorsun Utah'ta asistan koçluğunu yapmıştı. Kendisi koçluğu bırakınca Türk Telekom'un başına geçti. Quinn Snyder'ın yeniden NBA'ye dönmesiyle beraber sezon sonunda hocanın yanına gider mi? Bakalım, buradan takip edeceğiz, belki de olur. Evet, bence ilginç olacak. Evet, o zaman sen bu bence güzel yakalamışsın orayı. Onu da söyledikten sonra Westbrook Clippers'a bir bakalım. Yani Clippers son 4 maçını kaybetti. O yükselişleri de durdu. Hani bu kesinlikle Westbrook yüzünden midir bilmiyorum. Ya bilmiyorum derken o kadar yüklemiyorum en azından suçu. Ama yine bir tatları kaçmaya başladı ufak ufak. Evet Efe, yani bunu elini ovuşturarak söylememen senin büyüklüğünü gösterir abi. Öncelikle öyle söyleyeyim. Bu ekleme olduğundan beri zaten sen bunun ne kadar yanlış bir ekleme olduğunu söylüyordun. Biz de aslında bunu teorik olarak seninle konuşmuştuk son periyoda çıktığımızda. Gerçekten bunu görebiliyoruz. Westbrook'la ilgili belli görüntülerimiz var. Arkadaşlar onu ekrana getirirse onun üzerinden de konuşuruz. Ben bu sabah karşı olan Golden State maçını izliyordum. Yani Westbrook'u savunmuyorlar bir kere. Tabii. Gerçekten hücumda savunulmayan bir oyuncu hüviyetinde. Geldiğinden beri takım zaten galibiyet göremiyor. Yani bazen işte 17 sayı 13 rebound gibi, yani şu an görüyorsunuz, bakar mısınız şu savunmaya? Yani Westbrook nerede? Westbrook'a en yakın olan Golden State oyuncusu nerede? Gerçekten şu orada ben Westbrook'un yerinde olsam topu yere bırakır geri savunmaya dönerim. Yani bu da bence biraz şey. Yani burada Draymond Green. Bu tahrik ya. Bu tahrik yani. Yani Draymond Green de ayrı bir dert tabii de yani. Bana biri oynadığımızda böyle savunma yapacak olsa ben şey olurum yani, sinirlenirim. Kendimi tutamam yani. Çok ağza alamayacak şeyler yaparım. Abi güncellemek söyleyeyim. Bu yüzden önemli. Yani biz yıllarca kendini güncellemediği için çok üzüldüğüm bir oyuncu Carmelo Anthony'dir. Evet. Yani orta mesafeye sıkıştı. Oradan çıkamadı mesela hiçbir şekilde. Russell Westbrook da böyle. Yani çünkü artık oyunun nereye gittiğini herkes görüyor. Bu belki de 2014'ten sonra böyle olmaya başladı zaten. Yani senin kendi prime döneminde başlayan bir süreç bu. Artık sen bunu tahlil edebilecek noktada olabilmen lazım. Yani biz her programda neredeyse bir LeBron James konuşuruz. Neden? Ya adam 20. yıla geldi. Hala o tahlilin ekmeğini yiyor. Çünkü adam baktı. Ya bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Kendini neredeyse yay gerisinden tehlikeli bir noktaya getirdi. Evet, kaç kesinlikle. Yani Westbrook'ta yok bu. Söylediğin çok doğru Efe. Aslında verdiğin Carmelo Anthony kıyası da çok doğru. Yani bu iki oyuncu arasında bir de ne görüyoruz abi? İki süperstar kariyerlerinin sonuna doğru o süperstar ışığını kaybettiler ve buna uyum sağlayamadılar. Bunu kabullenmekte çok zorlandılar. Carmelo Anthony'nin bunu kabullenmesi için ligden bir sene uzak kalması gerekti. Yani bir sene NBA'ye gelemedi adam. Sonrasında bunu kabullenebildi. Mesela bu değişime pozitif olarak ayak uyduran da bir iki örnek verelim. LaMarcus Aldridge. Kesinlikle. Oynadığı dönemde çok fazla uzak ikilik kullanan bir oyuncuydu. Ligin gittiği yönü gördükten sonra uzak ikilikleri üçlüye dönüştürdü. Aynı şekilde Marc Gasol. Yani burada gerçekten bu yapılamayacak bir iş değil. NBA'de bu dönüşümü çok başarılı şekilde geçirmiş örnekler var. Muadiller mevcut. O yüzden evet, burada bu dönüşümü başaramamak oyunculara yazan bir durum. Ve Westbrook özelinde de yani şut atmadan bir gardın verimli olması evet günümüz NBA'inde çok zor ama imkansız değil. Yani Russell Westbrook hala bu kadar imkansızlığına rağmen hücumda çok az perde yapıyor. Ligin en az perde yapan gardlarından bir tanesi. Biz bugün Stephen Curry'yi, Trae Young'ı bile perde yaparken görüyoruz. Tabii. Hadi Trae Young kötü bir örnek, o da az yapıyor ama mesela Stephen Curry'yi görüyoruz. Yani ligin en büyük hücum tehditlerinden birisinin hala topsuz perde yapıp takım arkadaşlarına ve bunun bileşiğinde kendisini alan açtığını görüyoruz. Ama Westbrook bence hiçbir zaman topsuz oyunda iyi olmadı ya. Evet ama bunun için bir çaba da olmadı. Zaten sorun oradan çıkıyor. Problem burada başlıyor zaten. Yani Westbrook gibi bir oyuncuyu teoride yani pozitif kullanabilirsiniz. Ama her zaman işte teori uygulamaya uymuyor basketbolda. Evet. Çünkü burada oyuncuların mentaliteleri, egoları devreye giriyor. Ve Westbrook'ta da bunu görüyoruz. Ve yani bu Golden State maçı artık ayyuka çıktı gerçekten. Draymond Green hani en son bence oturacaktı artık onu savunmayıp. Çünkü gerçekten hiç ihtiyaç yoktu onu savunmaya. Ve hani bazen işte mesela Westbrook'un şu anda Kings maçının sonunu görüyoruz. Evet. Ya yani burada da mesela Malik Monk'u çok fena şekilde kaçırıyor. O ve Norman Powell. Yani bu da mesela affedilebilecek bir hata değil. Gerçekten çok kötü bir savunma hatası. Yani Westbrook'un savunmada da artı getiren bir oyuncu değil. Kaldı ki fiziksel kapasitesini düşünürsek kariyeri boyunca az artı bir savunmacı olmasını beklerdik Westbrook'un. Ama Westbrook hiçbir zaman öyle bir oyuncu olmadı. Çünkü dikkati çok düşük. Ya bence Westbrook şurada şok yaşayacak. Clippers playoff döneminde rotasyonun sonuna koyacak Westbrook'u böyle giderse. Katılıyorum. Ty Lue hiçbir zaman yani kötü oyuncuları inadını oynatan bir hoca olmadı. Rotasyonunu her zaman değiştirmeye açık oldu. Yani gerçekten bir anda Russell Westbrook'un rotasyon dışı kaldığını görebiliriz Ty Lue'un. O zaman da ben de sorarım yani niye aldın diye.
Çünkü zaten iyi bir takas dönemi geçirmişsin. Bütün eksikliklerini tamamlayacak noktaları almışsın sen oyuncu. Yani işte plan play'ler falan geldi. İşte uzunun azdı, uzun aldın. Kısaların zaten yani elini atsan kısaya çarpıyor. İyi bir durumdasın. Ama yani Westbrook gibi bir oyuncuyu alıp yıkmak, sistemi yıkmaya aday bir isim çünkü. Evet, kesinlikle. Yani çünkü günün sonunda işte dediğimiz gibi Westbrook kötü oynasa da büyük bir isim olarak geliyor ve bunun yarattığı bir ne derler yani kartların yeniden dağıtılması hali oluyor. Ya tabii burada niye aldım büyük bir soru. Bunun biraz da cevabı belki yönetimsel olmaktan öte oyuncu kaynaklı, hı hı. Paul George kaynaklı olduğu söyleniyor. Kendisinin Russell Westbrook'u takıma getirmek için çok lobi yaptığı konuşuluyor. Yani tebrik ediyorum Paul George. Yani kariyeri yüzüksüz geçirmek için iyi i̇deal bir evet ideal bir girişim oldu. Tabii ne olursa olsun Kawhi Leonard'ın çıktığı form seviyesini düşünürsek Clippers yani bizlere bu lafları yedirtebilir. Ama günün sonunda eğer bize bu lafları yedirteceklerse de bu çok sanki Westbrook'un varlığından ötürü değil, Kawhi Leonard'ın ve nitekim Paul George'un çıktığı seviyelerden ötürü evet, olabilir. Evet. Bence yani Westbrook ben olmayacağını düşünüyordum. Bu sadece 4 maç üst üste kaybetmesiyle alakalı da değil. Yani 5 maç üst üste kazansa da birisi bu Clippers maçlarını izliyorsa şunu görür, ya bu adam buraya olmaz demeli. Evet. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani zaten şu pozisyona baksana hani bomboş ve orada atamadığından ötürü kenara veriyor bu pası. Şimdi bu pasa ekstra pas denemez. Çünkü Russell Westbrook o pası yaptığında ekstra pas olmuyor. Çünkü savunmalar bu oyuncunun zaten şut atmayacağını biliyorlar. Tabii yakan top ya. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden Westbrook'un dağıtıcı yönünün de çok zayıfladığını görüyoruz. Ya ben şu noktaya geldim artık. Eğer gerçekten nitekim dediğin gibi Westbrook kötü bir playoff geçirir veya playoff'ta rotasyon dışı kalırsa hızla ligden uzaklaştığını görebiliriz. Ya şöyle bu konuda da son olarak şunu söyleyeceğim. Bu kadar adam eksiltmeye, bu kadar boş alanı bulmaya çalışılan bir oyunda senin savunan, birebir de savunan oyuncu içeriye gömülüp seni bu kadar yalnız bırakabiliyorsa senin yani hiçbir geçerliliğin yok. Hani evet. Bu sene olur, seneye kaldı çıkmaz ki, yani. Kaldı ki yani bu oyuncunun topsuz oyuna da bir katkı getirmediğini tabii. Söylüyoruz. Yani bu oyuncudan alabildiğin en ufak verimi alabilmek için topu oyuncuya vermen gerekiyor. O da sonuç bu zaten sadece seni yani. Ne kadar sınırlayan bir şey. Yani öyle düşündüğümüzde Westbrook gerçekten çözümsüz bir denklem haline geliyor. Evet. Özer yine çok hızlı konuştuk ve süreyi de bayağı bir zorladık ama bu konuyu da konuşmadan kapatmak istemiyorum. Çünkü tarihe geçen bir performans vardı. Damian Lillard 71 sayı atarak bu sezon ikinci 70 sayılık maçı oynadı NBA'de. İlkini Donovan Mitchell atmıştı. Yani bunu Süper Spor'da da söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Bence yavaş yavaş Kobe Bryant'ın 81 sayısına yaklaşıyor gibiyiz. Efe katılıyorum. Sinyalliyorlar yani. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Yani bu tempo bize gerçekten bir noktada bir kafayı yiyen insanın bunu yakalayabileceğini gösteriyor. Ya ben bu maçı ilk yarısını ilk başta izlememiştim. İkinci yarısı sırasında da başka bir maç vardı izlemek istedim. Şu an o günün maçlarını unuttum gerçekten. Yani yolda bir baktım ikinci yarıda bir açtım. Damian Lillard 44 sayıda. Dedim ne oluyor, benim bu maçı açmam lazım dedim. Üçüncü periyottan itibaren izledim. Ve yani çılgın bir performansı. Sonra tabii maçı baştan sona izledik. Yani gerekiyordu bunu. Maç buna emrediyordu çünkü. Yani Damian Lillard'ın Şubat ayı gerçekten akıl alır gibi değil. Yani Şubat ayını 38.5 sayıyla geçirdi. Yani son 20 maçta 38 dörtlerde, 39 dörtlerde oynuyor. Son 20 maçta 38.9 sayı, %70.9 true shooting ile oynuyor. Maç başına 12 üçlük deniyor, %40 isabetle oynuyor. İnanılmaz. Ve bunun yanında da 7.3 asist yapıyor. Gerçekten şu anda bir süpernova halinde Damian Lillard. Yani akıl alır gibi değil. Benim NBA'de en beğendiğim, en karizmatik bulduğum oyunculardan birisi. Çünkü hem saha içinde hem saha dışında kattığı karakter, getirdiği hava... Yani inanılır gibi bir oyuncu değil gerçekten ve biraz da olsa insanın içi acıyor. Böyle bir performansı Damian Lillard'ın hani 32 yaşında gösterirken Portland'ın batıda 12. olmasıyla beraber. Ama ne olursa olsun yani Damian Lillard benim için NBA'in en adanılası oyuncularından biri olacak her zaman. Çok çok başka bir oyun oynuyor. Yani 71 sayı attı zaten. Hani ne çok da konuşmaya evet. Gerek yok. Performansını değerlendirmeye de gerek yok. Yani birisi çıkıp 71 sayı attıysa 71 sayı atmıştır. Onun bence bir ekstrası yok. Yani da. Şey gibi nasıl oynadı? İyi oynadı. Yani 71 sayı attı. Sadece bu. Ben bu galiba Lakers Dallas maçının olduğu gündü. Pazarı pazartesiye bağlayan gece evet. Miydi? Evet. Ben tabii o gece bir Dallas Lakers maçını izledim. Sonra o gece uyudum. Sabah senin mesajınla uyandım. Abi Damian Lillard bir şeyler yapıyor diye. Evet. Dedim o herhalde yani bir 60 sayı falan attı diye geldiği kalktım. Ya bir baktım 71 sayı. Ya tamam kapatalım artık dedim. Yani bu böyle olacak gibi değil.
Ben ya yani şöyle 71 sayı tabii ki de inanılmaz bir seviye. Yani bunu hiç tartışmaya bile gerek yok. Ama NBA'in şu an geldiği noktada çok da şaşırmıyorum. Yani çünkü geçen günlerde 176-180'lik maçlar falan gördük yani. Evet. Hani yani 71 tabii ki de inanılmaz bir olay, inanılmaz bir seviye ama yavaş yavaş biraz buna evriliyor bence. Ya evet, burada bence bu evrimi şöyle yorumlamak gerekiyor. Bu rakamları duyunca yani birçok insanın aklına ya savunma oynanmıyor geliyor. Ben buna tam olarak katılmıyorum Efe. Bence olay oynanmayan savunmalardan öte hücumların çıktığı seviye. Yani Damian Lillard'ın bu performansında da yani 13 üçlük isabeti buldu. NBA tarihinde bir maçta en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu oldu. Yani. 14 ile Klay Thompson hemen arkasından. Yani oynadığı seviyeleri düşünüyoruz. Yani 70 sayılık atılan 70 sayılar tarihindeki en verimli 70 sayılık performans oldu. Yani zaten 8 tane böyle performans var. Onu da bir araya getirdiğimizde yani burada tabii Houston Rockets ligin en felaket takımlarından bir tanesi. Yani böyle bir performans yapmaya çok idealler. Ya hatta önümde tam olarak sayısı yok ama bu sezon 13 farklı oyuncu yanlışım yoksa Houston Rockets'a 40 sayı veya üzeri atmış. Yani bu zaten hani sizin ne kadar savunma yapmadığınızı gösteren bir örnek oluyor. Ama buna rağmen yani çıkılan bu seviye gerçekten ama gerçekten ben biraz daha oyuncuların artan yetenek setine bağlıyorum. Kesinlikle. Evet, Özer ağzına sağlık, nefis bu programdı yine. Bugünü de tamamladık. Son periyotu bir sonraki bölümüne kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.